Sevgili çocuklar merhaba. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersimizin ülkemizde hayat ünitesinde Atatürk'ün kişilik özellikleriyle ilgili test çözeceğiz. Birinci testimizle başlayalım. Test 1, birinci soru. Atatürk'ün annesinin adı. Atatürk'ün annesinin adı neydi? Zübeyde Hanım'dı, değil mi? Bunlar gayet ezber soruları. İkinci sorumuz. Cumhuriyet kaç yılında ilan edildi? Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923'tü. Evet. Üçüncü sorumuza iniyoruz. Üçüncü sorumuz. Ülkemizin başkenti nokta noktadır diyor. Evet nedir? Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Evet. Üçüncü sorumuz. Zafer Bayramı hangi tarihte kutlanır? Zafer Bayramı genelde bu vakitlerde okullar tatil oluyor çocuklar. Neydi? 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet. Beşinci sorumuza devam edelim. TBMM hangi şehirde açılmıştı? TBMM hangi şehirde? Ankara'da değil mi? Evet. Altıncı sorumuza iniyoruz. Altıncı sorumuz. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ali Rıza Efendi babasıdır diyor. Atatürk hakkında bulunan çocuklar. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi mi? Evet. Doğru. Zübeyde Hanım annesi mi? Evet, doğru. Ama Makbule Hanım teyzesi mi? Hayır. Değil, değil mi? Yani cevabımız C şıkkı 3 numara oluyor. 7. sorumuzla devam edelim. Şöyle 7, 8 hatta 9, 10 hepsini bitirmiş olalım. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? İstiklal Marşımızın yazarı tüm hepimizin nedir? Sınıflarında İstiklal Marşı var. Altında Mehmet Akif Ersoy yazıyor değil mi? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. 8. sorumuz Atatürk'ün mezarının bulunduğu yer neresidir? Neydi? Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü tarihte zaten ne oluyor? Anıtkabir'e gidip çeşitli okullardan öğrenciler ya da işte bakanlıklarda ne yapılıyor? Anma törenleri düzenleniyor. Anıtkabir değil mi orasının ismi? Anıtkabir. 9. sorumuz Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı nokta noktada başlatmıştır. Çocuklar Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'da başlatıyor. Neydi? 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkıyor ve oraya çıkmasıyla Samsun'da ne yapıyor? İlk mücadeleyi başlatmış oluyor. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı neresi oluyor? Samsun. Ülkemizin yönetim biçimi nedir? Ülkemizin şu andaki yönetim biçimi teokrasi mi? Hayır. Monarşi mi? Hayır. Nedir? Cumhuriyettir değil mi? Cumhuriyet neydi? Halk tarafından seçilen kişiler tarafından yönetimdi değil mi? Evet. Birinci testimiz bitti. İkinci testimize devam edelim çocuklar. Test 2. Atatürk'ün yurtta sulh, dünyada sulh sözü onun hangi yönünü belirtir? Şimdi burada çocuklar burayı hemen Türkçe dersiyle bağdaştırmamız gerekiyor. Türkçe dersinde sulh neydi eş anlamlısı? Sulh. Barıştı değil mi? Evet, barış anlamına geliyordu. Eş anlamlısı. Burada da var nedir yine? Barış olarak öğrenmiştik. Yurtta sulh, dünyada sulh. Barış ise bu yurtta barış, dünyada barış sözüyle hangi yönünü belirtmiştir diyorsa şıklarda barışla ilgili aramanız lazım. Kahramanlık mı? Hayır. İleri görüş mü? Hayır. Nedir? Barış sever. Tüm dünyada barış olmasını istiyormuş. İkinci sorumuza devam edelim. Sözleri Atatürk'ün hangi özelliğini yansıtmaktadır? Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk ulusuna canımı vereceğim diyor. Evet. Nedir bu? Vatan sevgisiyle ilgili değil mi? Vatanseverliği ile ilgilidir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Atatürk'ün ün, fikir ve düşünceleriyle Türk ulusunun esaretten hürriyete nasıl varacağını göstermesi onun hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır? Fikir, düşünce ve Türk ulusunun esaretten hürriyete nasıl varacağını göstermesi nedir? Bize yol göstericiliği değil mi bu? Yol göstericiliği. Nasıl varacağını göstermesi diyor. Evet.
Atatürk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? Askerlere mi? Hayır. Öğretmenlere mi? Hayır. Nedir? Gençlere, çocuklara emanet etmiştir, değil mi? TBMM'nin kuruluşunda zaten ne yapmıştı? Çocuklara armağan olarak 23 Nisan olarak bayram olarak armağan etmişti, değil mi? Beşinci sorumuza devam edelim. Mustafa Kemal savaşların en bunalımlı günlerinde bile okumayı sürdürmüştür. Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Atatürk'ün kültürel gelişime önem verdiğine, değil mi bu? Kitap okumak nedir? Okumak kültürel gelişimin önem verdiği. Cevabımız B. Diğerlerini de okuyalım yine. Osmanlı Devleti'nde okuma yazma oranının yüksek olduğunu. Bununla ilgili değil. Yapılan savaşların önemsiz olduğunu. Hayır. Cevabımız nedir? A'da, değil mi? Kültürel gelişimine önem verdi. Altıncı sorumuza devam edelim. Bu söz Mustafa Kemal'in hangi yönünü açıklamaktadır? Bir bilgiye inanmadan önce kararı bütün yönleriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir. İleri görüşlülüğü mü? Hayır, ileri görüşlülüğü ilgisi yok, değil mi? Cesaretli olduğunu? Hayır, değil. Ama nedir? Araştırıcı ve sorgulayıcı olduğu nedir? Bak, diyor ki burada. Bilgiye inanmadan önce kararı bütün yönleriyle ele almak. Bütün yönlerini ele almak ve değerlendirmek demek araştırmak demek çocuklar. Araştırıcı ve sorgulayıcı olduğuyla ilgili. Yedinci sorumuzla devam edelim. Şöyle 7, 8, 9 zaten son sorularımız. Sözüyle Atatürk aşağıdaki özelliklerden hangisini ortaya koymuştur? Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Genç düşünceli demek, gerçek düşünceli demektir. Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır diyor. Şimdi bu Atatürk'ün hangi özelliğini? Önderliği mi? Hayır. Burada önderlikle ilgisi var mı? Yok. Gurura yer vermemesine mi? Hayır, değil. Mantıklı ve gerçekçiliğine, değil mi? Bak, diyor ki konuşmaktan, gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Gerçek geçiyor zaten. Genç düşünceli demek, gerçek düşünceli demektir. Sorunlara, olaylara göre değil, aslında olduğu gibi. Yani nedir? Gerçeklikle ilgili, değil mi? Mantıklılık gerçeklikle ilgili. Sekizinci sorumuz. Atatürk'ü büyük yapan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kendini ulusuna adaması mı? Değil. Yerlikçi oluşu mu? Hayır, değil. Kararlı ve disiplinli oluşu. Kararlı ve disiplinli oluşu neyle? Tüm başarıları beraberinde getirmiştir. Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı gibi haklar vermiştir. Bu durum Atatürk'ün hangi yönünü bize gösterir? Neydi bu? Tüm herkese eşit davranma, değil mi? Eşitlikçi, yenilikçi, kararlı, asıl şey ne? Eşitlikçi olması diyoruz. Sevgili çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.